Sayın Başkan, bizim buradaki her konuşmacıya muhakkak siz yerinizden laf yetiştirmeye çalışırsınız. Sizin böyle bir göreviniz yok. Biz neyi, Sayın Başkan... Sayın Sakık, tutum hakkında söz talep edersiniz, konuşursunuz. Burada Cumhurbaşkanlığı seçim hakkında konuşacaksınız. İçinde lütfen. Cumhurbaşkanlığı lütfen. Da var. Siz çünkü zaman zaman Cumhurbaşkanlığına vekalet ediyorsunuz. Lütfen. Yani onun buyurun. İçin sizin adil olmanız gerekir ki Cumhurbaşkanlığına talipli olan her insan buradaki bütün vekiller arasında ayrımcılık yapmamalıdır. Bizim buradan çıkıp ne konuşacağımıza siz karar veremezsiniz ki. Şimdi halen tutturmuşsunuz 1924'lerdeki red ve inkar politikalarının ruhuyla konuşuyorsunuz. Ben iki gündür... Red ve inkarı siz yapıyorsunuz Sayın Kaplan. Sayın Başkan, lütfen müdahale etmeyiniz. Ederim ben tabii iki ki. Gündür, bakın, suçlayamazsınız bir şey o şekilde. Ve sizi bir göreve davet edeceğim. Ben iki gündür Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nda bulunuyorum. Ve oraya gidiyorum. Orada Kürdistan konuşuluyor. Orada federasyon konuşuluyor. Orada otonomi konuşuluyor. Orada demokratik özellik konuşuluyor. Orada dört parça Kürdistan konuşuluyor. Ve hiç kimse de tepki göstermiyor. Siz gidin biraz oradan ders alın. Eğer benim siz, kimseden ders almaya gerek yok. İhtiyacım yok. Veyahut da siz burada sizin haricinizde Akşener'den ders alın. Gürdal Mumcu'dan ders alın. Ve önümüzdeki dönem biliyorum umuyorum sizin haricinizde, ki AKP sizin grubu haricinizde üç tane siyasi daha parti var. Bir ruhla bir hanımefendiyi buraya gönderir. Siz eğer başka yerlere mesaj göndermeye çalışıyorsanız bizim üzerimizden hesaplaşmayın. Siz İdris Naim Şahin'in yerine göz koymuşsanız, onun yerine gelmeyi düşünüyorsanız bu bizimle olmaz. Bizimle çatışmayın. Bizim bu politikalar çıkmaz bir politika. Bakın sevgili arkadaşlar, Kürdistan'a tepki, Kürt coğrafyasına tepki. Ya dün sizin ekonomiden sorumlu Devlet Bakanınız Zafer Çağlayan Irak Kürdistan'ında orada Kürt bölgesinde bulunuyordu. Orada elçiliğimiz var, orada bankamız var, orada uçaklarımız gidiyor, geliyor. Ya bu ne nasıl bir rezalet ya? Orada var, burada yok. Orada resmi görüş var, burada yok. Burada yok dün, tabii. Dün orada ne demek istiyorsunuz? Olacak. Burada da olacak. Hep beraber olacak. Hep beraber olacak. Bir arada olmayacak. Yaşayacağız. Size rağmen olmayacak, de olacak. Sayın Sakır. Size rağmen de olacak. Bakın sayın vekiller, bundan korkmayın. Biz kaderimizi sizinle birleştirmişiz. Bizim kaderimiz Türk halkıyla birlik ve bütünlük içerisindedir. Şimdi ben bırakmıyorsunuz ki konuşayım. Onun için bu tartışmalar doğru tartışmalar değil. Bu tartışmalardan kaçınmalıyız. Bu tartışmalar bu sorunu çözmez. Yani bir coğrafyaya gem vurmak, bir halkın diline gem vurmak doğru değil, kimsenin haddi de değil. Kimse coğrafyaya gem vuramaz, bir halkın diline de gem vuramaz. Şimdi dün burada seslendirdiğim Talat Paşa ile ilgili bir milletvekili arkadaşımız çıkmış burada Talat Paşa'ya övgüler yağdırıyor. Siz yağdırabilirsiniz ama benim dünyamda Talat'ın da Enver'in de Cemal'ın da yeri yoktur. Benim sizin dünyanızda olabilir ama bu insanlar, bakın Mustafa Kemal bile, hatta Kazım Karabekir'e, o hani dün Hrant Dink'in karar günüydü, bugün de ölüm yıl dönümü ya. Onun ataları buharlaşıp gitmediler. Hamidiye alayları, orada Kürt'ü Kürt'e vurdurtan projelerin mimarları, bu üç kutsal ruhtu. Şimdi ben o gün işte ensesine üç kurşun sıkılarak öldürülen Hrant'ın Talat Paşa'nın torunları olduğunu söylediğim için tepki gösteriyor. Aslında Ergenekon'dan yargılananlar bunu açıkça söylüyorlar. Biz o ruha hizmet ediyoruz diyorlar. Ve o Talat Paşa'nın o dönemde buharlaştırdığı Ermeniler işte bugün onun torunlarıdır ki Hrant'ın ensesine kurşun sıkıyorlar. Üç kurşun sıkıyorlar. Ve başbakan şeye giderken Suudi Arabistan'a Hrant'la ilgili Oral Çalışlar bir soru soruyor. Onu öldürdüler. Diyor ki o güçler beni de öldürmeye çalışıyor. Şimdi o güçler bizi de öldürmeye çalışıyor. Yani niye tepki gösteriyorsunuz? Bir ülkenin başbakanı bile o güçlerin kendisini yok etmeye çalıştığını söylüyorsa ve sizin de o katilleri kollamak, korumak gibi bir duruş içerisinde olursanız söylenecek laf yoktur. Hayırlı olsun.